Öncelikle merhaba. Merhaba. Kendinizi tanıtır mısınız? Ben Dereyolu Köyü Muhtarı Serkan Atalay. Nedir bu Dereyolu Köyü'nün sorunları? Bizim en büyük sorunumuz Şırat. Şırat, peynircilerden akan Şırat, peynir fabrikalarından akan Şırat'a çevre şehirciliğe dilekçe verdim. Valiyle görüştüm, kaymakama dilekçe verdim, hiçbir sonuç elde edemedik. Halen Şırat akmaya devam ediyor. Artı belediye başkanımız da bizim akarsuyumuzu üst taraftan kesmiş, merkezin logarlarının koku yapmaması için göle merkeze bağlamış. Yani orada mevcut bir dere var, oraya mı vermiş? Evet. Bu dere temizlensin diye. Kanalizasyonlar koku yapmasın diye şehir merkezine vermiş. Kendisiyle de iki defa görüştüm. Öyle bir şey olamaz. İsterseniz şu anda şahitliği ispatlı gösterebilirim. Evet. Şimdi sizin en büyük sorunuz Şırat. Şırat. Bir de bu derenin akmaması. İkinci diğer bir tarafta, husus, evet. Diğer tarafta evimizin önünde akarsu, gölenin, merkezin bütün logarı bizim köyümüzün önünden geçiyor. Derenin içinde mi geçiyor? Evet, akarsudan geçiyor. Ancak belediye başkanı kanalizasyon arıtma tesisinin çalıştığını söyledi. Kanalizasyon arıtma tesisi kurulmuş ama işlem yok. Faaliyete geçmemiş. Şahitli ispatlı onu da gösterebilirim. Bunlar hep hikaye. Gidelim isterseniz benim evim suyun ağzında. Bir bardak kokuda, bir bardak dışarıda oturup çay içemezsiniz. Milletvekili Atalay'la bir akrabanız var mı? Var. Anlattınız mı kendisine bu sorunları? Kendisine de anlattım. Ne diyor Sayın Atalay? Onlar da diyor ki belediye başkanımızla görüştü. Benim yanımda telefonla görüştü. Tesisimiz şu anda çalışıyor mu? Şu anda aktif çalışıyor vaziyette. Bildirdi. Vekilimize. Yolun durumu geçen yılda aynı olay oldu. Yamalama yapıyorlar, yarım yamalak. Aynen araçlar geldiği şekilde vaziyet bu. Evet. Getiriyorlar çukurlara, sade yama yapıyorlar. Gittikten sonra yama tekrar aynı gün kalkıyor. Dereyolu köyü kaç tane? 55. 55 tane. İnsanlar hem Şırat'tan hem Logar. Evet. Üst tarafta lağım. Şırat gidiyor, evlerimizin önünde lağım. Evet. Bütün gölenin lağımı evimizin önünden çözümü gidiyor. Çözümü ne olabilir sizce? Vallahi çözümü arıtma tesisi kurulacak dediler. Kuruldu, bina kuruldu. Gerçekten binayı inkar edemem ama tesis faaliyete geçmemiş. Geçmemiş. Aynen. Peki, Şırat'la ilgili çözümümüz ne? Şırat'la vallahi gereken birimlere başvurdum. Hiçbir sonuç elde edemedim. Neler yapılabilir? Ne yapılması lazım? Ya normalde... Ya burada 4 tane mandıra var herhalde değil mi? Doğrudur. Evet. Mandıraları su yanlarına mandıra yapılmasına izin verilir mi? Adamlar ne yapıyor? Akıntıyı su giderlerine versinler diye. Mandıraların yapması gereken kendine portatif çukur, oradan vidanjörlerle çektirip müsait yerlere döktürülmesi en mantıklısı. O da yok. Evet. Yok. Hiçbir çözüm bulamadım. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sayın Başkanım, Salut Dereyolu Köyü'nde yaşanan kanalizasyon sorunu ile ilgili vatandaşlar, köy sakinlerine neler söylemek istiyorsunuz? Tabii bizim Dereyolu Köyü'nde yıllardır kangren haline gelmiş olan bir kanalizasyon problemimiz vardı. Geçen yıldan itibaren tesisimizi açtık. Şu anda tesisimiz 7/24 arıtma yapıyor. Su arıtılıyor. Kanalizasyondan giden atık alınıyor. Oradaki oluşan koku muhtemelen başka bir yerden kaynaklı. Bizim tesisimizle ilgili tesisimizde gezebilirsiniz, görebilirsiniz. Şu anda personelimizin birisini de görevlendirmişiz. Oranın işletmesiyle ilgili görevli çevre mühendisi arkadaştan kurs alıyor, ders alıyor, tesisimiz çalışıyor. Yani göle kanalizasyon arıtma tesisi tam teşekkür. Evet, kaç aydır çalışıyor? Geçen yıl 2020'den itibaren çalışıyor arkadaşlar. Artık köy halkı bu konuda müzdarip olmayacak. Yani, inşallah müzdarip olmayacak ama başka bir şekilde kaynaklanan bir sıkıntı varsa o sıkıntının da giderilmesi konusunda köy bizim köyümüz. Oradaki yaşayan insanlar bizim insanlarımız. Onların mağdur olmamaları, o derelerde çok rahat balık tutabilmeliyiz. Çocuklar gidip yüzebilmeli. Elimizden ne geliyorsa bundan sonra da
aksaklıkları hep birlikte gidereceğiz. Bu konuda bir sıkıntı olmayacak. Tüm köy halkımıza sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Evet.